Merhaba arkadaşlar. Parapor konusuyla karşınızdayız. Bunu da slayt gösterisi olarak vereceğim. Parapor öğrenirken ilk etapta biraz kafa karıştırıcı bir konu. Çünkü her iki kelime için tek bir net karşılık yok. Özellikle por için söylüyorum. Por kelimesi için. Dolayısıyla farklı alanlarda kullanıldığı için üzerinden bir geçeceğim. Ondan sonra size kendimce birkaç doğru anlatacağım. Önce para ile başlamak istiyorum. Para kelimesi genellikle için olarak sözlükte karşımıza çıkıyor. Doğrudur. Paranın karşılığı %90-95 hatta Türkçe'de için karşılığı var. Amaç bildirirken kullanıyoruz. Buna bir örnek cümle. Estudias español. Para hablar con tus amigos. Arkadaşlarınla konuşmak için İspanyolca öğreniyorsun ve İspanyolca çalışıyorsun. Para için kelimesinden sonra eğer fiil kullanacaksanız zaten hep mastar olarak kullanıyoruz. Burada olduğu gibi. Amaç dedik bir alanda kişiye doğrudan yönelme ki buna da Türkçe karşılığı için oluyor. Buna da örnek cümlemiz Estas flores son para ti. Bu çiçekler senin için. Direkt kişiye yönleniyoruz. Hiçbir sapma yok. Doğrudan kişi için, bu kişi için, o kişi için, bizim için, sizin için dediğimiz zaman parayı kullanabiliyoruz. Fikir bildirirken kullanabiliyoruz. Para mí, el chino es muy difícil. Benim için, bence, Çince çok zor. Burada da kendi fikrimizi genellikle söylerken veya karşımızdaki kişinin fikrini sorarken para ti kullanabilirsiniz. Para mí kesinlikle kullanabilirsiniz. Bu fikir bildirme yapısının birkaç yolu var. Bu ilki olsun. Bunun dışında derslerde de birkaç tane yapı daha göreceksiniz fikir bildirmek için. Dolayısıyla size hangisi daha kolay geliyorsa ileriki zamanlarda onların arasından kendiniz için seçersiniz. Belirli bir zaman bildirirken, bu gün olabilir, saat olabilir, ay adı olabilir, yıl olabilir. Los deberes son para lunes. Ki bunun da Türkçe karşılığı çok net. Ödevler pazartesi için, pazartesi günü için. Bunu biz Türkçe'de de kullanıyoruz ve direkt için kelimesiyle yapıyoruz. Dolayısıyla bu yapıda da yani bu kullanım şeklinde de zorluk olacağını düşünmüyorum. Başka nerede kullanıyoruz? Belirli yer ve yönlerde. Bu yapıda Türkçe'ye çevirdiğimizde çok da kullandığımız bir yapı olmadığını fark edeceksiniz. Este autobús va para Madrid. Bu otobüs Madrid için gidiyor. Biz genellikle burada Madrid'e gidiyoruz. Madrid'e giden otobüs şeklinde kullanıyoruz. Ama burada da belirli hedef var, belirli bir amaç var, belirli bir yön var. Dolayısıyla bu yapıyı kullanabilirsiniz. Aklınıza gelmedi. Este autobús va a Madrid. Yani a prepozisyonunu kullanırsanız çok mu yanlış olur? Hayır. Hiç de yanlış olmaz. Ama en azından böyle bir yapının olduğunu da düşünün, aklınızda bulunsun. Madrid için otobüs çok ters gelmedi Türkçe mantığı. Ama çok da fazla kullandığımız bir yapı değil. Ama amaç, hedef net. O yüzden parayı İspanyol burada kullanıyor. Bunun dışında karşılaştırma yaparken kullanabiliyoruz. Para ser joven es muy inteligente. Motomot çevirirsem genç olmak için çok zeki. Genç olmasına karşın çok zeki. Genç olduğu için çok zeki. Biraz ters geliyor Türkçe yapısı. Burada da karşılaştırma gibi düşünebilirsiniz. Gençliği ile zekasını karşılaştırıyor. Tabii ki bu cümleyi de söylemenin farklı noktaları, farklı yapıları vardır. Ama burada karşılaştırma yaparken İspanyol parayı kullanıyor. İleriki derslerde siz tabii ki çok 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 farklı yapılarla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bu cümleyi de söylemenin farklı yönlerini öğreneceksiniz. Ama bu da var. Aklınızda bulunsun. Por kelimesine gelirsek şöyle yapabiliyoruz. Sebep bildirirken. Burada por kelimesi maalesef araya girmek istiyorum. Cümleyi bitirmeden bir şey anlatmak istiyorum. Maalesef por kelimesi sözlüklere baktığınızda için karşılığı var.
Ben genellikle derslerimde bu için kelimesinin lütfen üstünü çizin diyorum. Çünkü por kelimesinin aslında Türkçe için karşılığı çok da fazla yok. Önümüzdeki örnek cümlelerle göreceksiniz. Hep por kelimesinin yerine farklı farklı kelimeler kullanacağım. Bu da zaten bizi bu biraz sonra vereceğim tüyoya doğru yönlendiriyor. No podemos salir de casa por la lluvia cümlesi yağmur yüzünden evden çıkamıyoruz anlamında. Yani buradaki por sebep bildiriyor ve Türkçe'de yüzünden, sebebinden dolayı anlamına geliyor. Bir sonrakine bakalım. Biraz önce porda zaman demiştik ama buradaki para için kullandığım zaman daha belirli, daha net, daha nasıl söyleyeyim nokta atışı bir zaman. Porla kullandığım zaman terimini biraz daha belirsizleşiyor. Nos vemos por verano, yaz gibi görüşürüz, yaz civarı görüşürüz anlamındadır. Birazcık daha belirsizleşiyor. Yani net bir nokta atışı bir zaman yapmıyorum burada. Zamanı biraz esnetiyorum. Durum bildirirken vasıtasıyla, aracılığıyla veya aracıyla kelimesini kullanmak istiyorsun. Bunun direkt ne karşılığı pordur. Mi madre me llama por telefono. Annem beni telefonla arıyor. Biz Türkçe'de mesela telefon ile ararız. İspanyol için ile kelimesi, con kelimesi birliktelik, beraberliktir. Annem beni telefonla beraber aramıyor. Annem beni telefon vasıtasıyla, o araçla arıyor. İspanyol'un mantığı bu şekilde. Özellikle telefon için söylüyorum. Dolayısıyla vasıtasıyla, aracıyla demek istediğim her yer gerçekten por. Tam porun karşılığıdır. Devam ediyorum. Değişim bildirirken diye başlık attım ama bunun Türkçe net karşılığı karşılığındadır. Cambio los libros antiguos por nuevos. Eski kitapları yenileriyle değiştiriyorum. Yenileri karşılığında değiştiriyorum. Türkçe'de gene konuşma dilinde daha çok ile kelimesini kullanabiliyoruz. Veya işin içine fiyat girdiği zaman compro esta lámpara por 20 euros. Bu lambayı 20 euro karşılığında alıyorum. Bunu her türlü karşılık ile yapabiliriz. Yani illa eski yeni veyahut da para olmak zorunda değil. Birçok kelime de işte değiştirmek, değişim yapmak, onun karşılığında almak, onun karşılığında vermek gibi eylemlerinizi porla verebilirsiniz. Bunun dışında günün bölümleri dedik. Bu derste geçmişti zaten. Hatta ilk gördüğümüz por kullanımlarından bir tanesiydi. Orada şöyle bir açıklama yapmıştık. Günü üçe bölersek çok kaba bir şekilde sabah, öğlen, akşam hatta dört yapalım gece. Sabahleyin işte Türkçedeki o leyin ekini veren o sabah civarını yine bakın çok belirli bir zaman değil bu. Daha belirsiz bir zaman. Dolayısıyla biraz önce gördüğümüz yazın görüşürüz cümlesine çok yakın bir mantığı var. Hago los deberes por la noche. Ödevleri geceleyin yapıyorum, gece yapıyorum. İşte bu da aynı mantıkta. Çünkü gece kavramını çok net nokta atışı yapmıyor. Gece dediğimiz tamam bütün o zamanı içine alıyor. Gene belirsiz bir bölüm ama çok daha rahat aklınızda tutabileceğiniz bir şey. Sabah, öğlen, öğleden sonra, akşam, gece yaptığınız eylemleri işte por la noche, por la mañana hatta çoğul olarak por las mañanas, por las tardes şeklinde ifade edebiliyorsunuz. Me levanto temprano por las mañanas. Burada ne yaptım? Sabah kelimesini çoğul kullanıp rutinimi veriyorum. Ama yine de nokta atışı belli bir zaman değil. Sabah dediğim o zaman dilimi içerisinde gerçekleşen bir eylemden bahsediyorum. Sabahları erken kalkıyorum. Devam ediyorum. Yer bildirirken, para için de yer bildirirken veya yer için parayı da kullanmıştık. Buradaki fark parayla kullandığım zaman nokta atışı yapıyorum. Belli bir yeri hedef belirliyorum. Yer bildirirken eğer por kelimesini kullanıyorsam orada nokta atışı yapmıyorum. Hedef net değil. Biraz parantez içinde bildirdiğim gibi alan tarayan bir por oluyor. Paseamos por el parque.
Birçok sözlükte pasyerden sonra, pasyer fiilinden sonra kesinlikle por prepozisyonu kullanılır diye bir uyarı vardır. Ama yine de mantık olarak aklımızda bulunsun. Pasear por el parque. Burada parka hedef göstermiyorum. Park dediğim tüm alanı kastediyorum. Aynı şekilde hay muchas tiendas por esta calle. Burada caddeyi hedef belirlemiyorum. Cadde diye tabir ettiğim tüm alanı tarıyorum. Derslerde genellikle alan tarayan por diye de zaten genellikle söylüyorum aklımızda kalsın diye. Buraya yazmadığım bir cümle var, onu size sözel olarak söyleyeyim. Viajamos por el mundo. Dünyada dolaşıyoruz. İşte dünya dediğim tüm alanı taramış oluyorum. Bu da sesli bir örnek olmuş olsun. Örneklerime devam ediyorum. Hangi alanlarda por kullanılıyor? Hangi anlamlarda kullanılıyor? Kim tarafından yapıldığını belirtirken kesinlikle ve kesinlikle por kelimesini kullanıyorsunuz. El informe está escrita por Gabriel. Bu rapor Gabriel tarafından yazılıyor. Tarafından kelimesi kesinlikle pordur. Başka hiçbir alternatifimiz zaten olmayacak. Dağılım ve periyot içinde por kullanıyor İspanyol. Un caramelo por niño. Çocuk başına bir şeker anlamında. Bu şekilde dağılım yaptığınız zaman çocuk başına bir şeker, un caramelo por niño. Veya tomo medicina una vez por día, işte burada yukarıda belirttiğim parantez içindeki DD anlamına geliyor. Günde bir kez ilaç alıyorum. Tomo medicina una vez por día, günde bir kez ilaç alıyorum. Bu şekilde günde bir kez, işte haftada iki kez, yılda üç kez dediğiniz her şeyi porla yapabilirsiniz. İşte kişi başına dağılım, bir nesne olabilir. Orada da o dağılım yapıyorsanız onu da porla yapabiliyorsunuz. Devam ediyorum. Belirli bir yerden geçiş. İşte buna Türkçe'de genellikle üzeri diyoruz. Örnek cümlemize bakarsak, Voy a Madrid por Salamanca. Türkçe tam karşılığı bence Salamanca üzerinden Madrid'e gidiyorum. Böyle bir anlamı var. Çok karşımıza çıkar mı? Biraz zor. Yani spesifik durumlardır. Ama en azından aklınızda bulunsun. Yolumuzun üstünde veya o gösterilen güzergah üzerine uğranılan başka bir yer varsa ve onun üzerinden geçerek tarif yapılıyorsa porla rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında eylemin gerçekleşmek üzere olması, ki Türkçe karşılığı hakikaten üzere. Los invitados están por llegar. Davetliler gelmek üzereler. Hal durum bildiren cümlelerde genellikle karşımıza çıkıyor. Aynı para kelimesinde olduğu gibi por'dan sonra eğer ben fiil kullanıyorsam mastar kullanıyorum. Por'dan sonra direkt fiilimi kullanıyorsam gelmek üzereler. Türkçede de farkındaysanız bak gelmek derken mekmak yapıp gelmek üzereler. Dolayısıyla mantık olarak rahat oturur diye düşünüyorum. Türkçesi de çünkü mastarla birlikte yapılıyor üzere ifadesinin. Bunun dışında çok genelleyebileceğimiz bir şey var. En azından akılda çok rahat kalıyor. Kapı ve pencereden yapılan tüm eylemler. Yani Türkçede kapıdan, pencereden arkasından da eylem geliyorsa kesinlikle ve kesinlikle porla yapıyorsunuz. Niye kapı ve pencere bu şekilde kullanılmış hiçbir fikrim yok ama en azından akılda kalıcı bir şey. Kapı ve pencereden yapılan tüm eylemlerde por kullanacağım. Çok nettir. Hangi eylem olursa olsun. El gato mira por la ventana. Kedi pencereden bakıyor. Türkçe karşılığı işte denden oluyor. Martin sale por la puerta. Martin kapıdan çıkıyor. Oradaki dendana takılmayıp sizin takılacağınız şey, aa kapı geçti veya işte pencere kelimesi geçti. Ben bu eylemi porla bağlayacağım. Farkındaysanız porla yaptığım hiçbir örnek cümlesinde için kelimesi geçmedi. Karşımıza çıkarsa size en büyük tüyo herhalde şu olur.
Para kelimesinin karşılığı kesinlikle ve kesinlikle içindir. Türkçe'de için diye kullandığınız ve o için kelimesinin yerine hiçbir şey kullanamıyorsanız, ne vasıta oturdu, ne sebep oturdu, ne dolayı diyebildim, ne üzere diyebildim, hiçbir mantık oturmuyor. İşte o paradır. Türkçe'de için dediniz ama o için kelimesinin karşılığında o civar, o dolayı oturuyorsa mantık olarak o kelime artık kesinlikle para değildir. Kesinlikle ve kesinlikle pordur. Bence sürekli bu soruyu sorun kendinize. İşte para ve por arasında kaldığınız hangisi olacaktı? Sadece için kullanabiliyorum ve bunun dışında hiçbir şey kullanamıyorsam para. Yerine başka bir kelime oturabildi. Sebep diyebildim, taraf diyebildim, tarafından diyebildim. O zaman o pordur. Genellikle bu soru sizi doğruya yönlendirir. Bana çok faydası oldu. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Son olarak aynı cümlede para veya por kullanırsam cümlenin anlamı nasıl değişiyor? Ona bakmak istiyorum sizinle. Aynı cümleyi aldım. Bir kere parayla, bir kere de porla yazdım. Karşılığında ne çıkacak bir bakalım. La ropa está vendido por Susana. La ropa elbise, kıyafetti. Vender satmak, değil mi? Dolayısıyla kıyafet. Susana işte burada por. Demek ki por artık için değil. Susana için satılmıyor. Buradaki porun anlamı ne olabilir? Susana vasıtasıyla satılıyor. Susana tarafından satılıyor. Por. La ropa está vendido para Susana. Kesinlikle içini yazacağım. Aklımda veyahut da karşılığında. Dolayısıyla kıyafet Susana için satılıyor. Ne olabilir? İşte bir kermes düzenlendi. Geliri Susana'ya gidecek. Dolayısıyla kıyafet Susana için satılıyor. Amaç, hedef Susana. Abro la ventana por el calor. Abro la ventana para el calor. Bu çok cici. Abro la ventana por el calor. Por için bir sürü karşılık gördük. İşte vasıta dedik, araç dedik, üzere dedik. Üzere genellikle arkasından fiil gelirse üzere anlamı alıyordu. O zaman o olmayacak. Abro la ventana por el calor. Sıcak yüzünden pencereyi açıyorum. Abro la ventana para el calor. Sıcak için pencereyi açıyorum. Yani por el calor şöyle bir örnek olabilir. Sıcak yüzünden pencereyi açıyorum. İşte içerisi çok ısındı. Dışarıdan biraz temiz hava, biraz serin hava girsin diye pencereyi açıyorsam abro la ventana por el calor. Sıcak yüzünden açıyorum. Abro la ventana para el calor. İşte burada hedef sıcaklık. Hedefe yönleniyorum. O sıcaklık içeriye girsin istiyorum. O yüzden sıcak için pencereyi açıyorum. İçerisi biraz ısınsın diye. O anlamda kullanılıyor. Bir sonrakine bakalım. Pablo trabaja por María veya Pablo trabaja para María. Şimdi için tarafı çok rahat oldu. Pablo trabaja para María. Pablo María için çalışıyor. Hedef veya amaç María'ya yardımcı olmak veya işte ona yaranmak, onun işini hafifletmek neyse. Onun için çalışıyorum. Pablo trabaja por María ise onun yerine çalışıyorum. Onun yüzünden çalışıyorum şeklinde. Yani Maria yok. Maria olmadığı için onun yüzünden ben onun yerine çalışıyorum anlamında oluyor. Bu cümleyi zaten büyük bir ihtimalle siz anlamışsınızdır. Este aviones para Barcelona, por Estambul veya bizim söylediğimiz gibi por İstanbul. Bu uçak Barcelona için, hedef Barcelona, por İstanbul, İstanbul üzerinden gidiyor. Ama orada duruyor veya sadece üstünden geçiyor, hiç önemli değil. Sadece yön olarak hani onun üzerinden geçtiğini söylüyorum. Umarım yardımcı olmuştur. Aklınıza takılan bir şey olursa muhakkak sorun. Örnek cümleler verebilirsiniz istiyorsanız. Muhakkak cevaplayacağım. Yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki derse görüşmek üzere.